Çevrim içi Zoom toplantısı tartışmaları gölgesinde bir araya gelen CHP Parti Meclisi'nde daha çok muhalif isimler söz aldı. Çevrim içi toplantının katılımcılarından biri olan Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yaptı. Tezcan, "Değişim lazım, sizin de bizim de değişmemiz lazım," dedi. Parti meclisinde çevrim içi toplantıya getirilen eleştiriler de ele alındı. Bir odada, bir salonda olabilecek bir toplantının dijital odada olması değil, kaydedilip yayılması ayıp. Bu kadar steril bir içeriğe ihanet denmesi ayıp değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan seçim sonrası görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınç Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan'la İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün göreve iadeleri talebi için oylama yapıldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için göreve iade talebi kabul edilmedi. Parti meclisinde CHP içindeki muhalif kanat istediğini alamadı. Ancak 60 kişilik parti meclisinde muhaliflerin elde ettiği oy oranında genel merkez için kurultay öncesi sıkıntı yaşayabileceğinin sinyallerini de beraberinde getiriyor. Gazeteci Barış Arkadaş, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'le ilgili oylamaya işaret ederek çıkan 26 kabul oyunun parti meclisi içindeki muhaliflerin gücünün ne olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Toplantıda ayrıca Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımı da onaylandı. CHP Erzincan Milletvekili ve TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP'ye katılımının onaylandığını duyurdu.